Ben eve döndüm Emir, sana değil. Bunun ayrımını yaparsan iyi edersin. Otur. Seninle şu balayına çıkmadan önce şartlarımızı tazeleyelim istiyorum. Yine ne saçmalıyorsun? Şart bir, Kemal'le görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın. Şart iki, o balayına gidip döndükten sonra seninle aynı yatak odasında yatacağız. Aynı yatakta. Aynı yatakta, gerçek bir karı koca gibi. Ölürüm daha iyi. Şart üç. Artık beni seveceksin. Sofra kalktı bile. Ben doydum. Niye karıcığım? Nihan boşanmaktan vazgeçti. Tekrar eve döndü. Emir de çok gergindi. Bana hiç öyle gelmedi. Baksana balayı falan diyorlar yine. Vallahi bana da senin dediğin gibi gelmiyor. Nihan abla çok gergindi. Biraz daha konuşursan kocan da gerilecek. Ya Ozan ya. Sen bu ailenin durumlarıyla falan hiç ilgilenmiyor musun yani? İlgileniyorum. Nihan'ın dönmesine de en çok ben seviniyorum. Bunu da karımla birlikte kutlamak istiyorum. Nasıl? Ha. Ben de onu soruyorum işte. Niye? Çünkü sen karımsın ve seni seviyorum. Ay. Ay Ozan, ben onu mu diyorum şimdi ya? Niye Nihan ablanın dönmesine en çok sen seviniyorsun diyorum. Sence de bir gariplik yok mu bu durumda? Ben çok sıkıldım ama Zeynep bu durumdan. Nihan'la Emir'in evliliğini konuşmaktan kendi evliliğimizi unuttuk. Yalvarır gibiyim seninle birlikte olmak için. Ne kadar oldu? Yakında unutacağım valla. Ne alakası var canım? Yani insan her zaman istemeyebilir. Çok sık olmaya başladı ama bu durum. Yani herhalde üst üste geldi. Of! Gelme üstüme Ozan. Yani bence böyle çok daha itici oluyor. İtici mi? Benimle birlikte olmak itici mi? Ay Ozan, yani gören de hiç birlikte olmadık sanacak. Of, vallahi başıma ağrılar girdi şimdi. Ya sinirden hep bunlar. Sen yatsana ya. Ben biraz hava alıp geleceğim. Bekleme beni hadi. Emir?
Gittikçe zarar ziyandan ibaret bir hale gelmeye başladın sen Zeynep. Affedersin, bakıyordum. Bakma. Karın eve döndü diye 180 derece değişsin yani, öyle mi? Benim derecemde bir dönme yok. Ben hep aynı yerdeyim, netim. Nihan'ı seviyorum, seni sevmiyorum. Ama Nihan seni sevmiyor. Senin de kuyruk acın bu. Neyse ki sana mecbur. Yoksa ne yapardın? 2 gram bilgi toplayabildin şu evde. Onunla ne konuştuğunu sen de bilmiyorsun. Bir süre gelme Zeynep. Yarından tezi yok. Gündüzüm karım, gecem karımın yatağı. Sen uyumadın mı hala? Seni bekledim. Kemal'le Nihan'ın bütün umutları bitti. Ozan'ın katil olduğunu öğrendiler. Ne fark eder ki? Kemal gözümün önünde acı çekiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Çok geç kaldın amca. Geri adım atmak için çok geç kaldın. Öyle olsun istemezdim. Sen Kemal'i İstanbul'a gönderirken Nihan'a aşık olduğunu biliyordun değil mi? Sonradan filan öğrenmedin. Hayır. Ya bu soruya her sorduğumda aynı cevap veriyorsun ama. Ben sana inanmıyorum artık. Yeni bir enerji sahası için ihale olacak. Arkasından anlaşma. Haftaya İstanbul'da. Benim için Kemal oğlum halleder bu işi dedim. Hususi olarak dikkat etmen gereken isim bu. Seni anlıyorum. Suçlayacak birine ihtiyacın var. Bugün elimde olsa Kemal'i buraya göndermemek için her şeyi yapardım. Sana bile karşı çıkardım. Onların aşkına şahit olmak ölümden de betermiş. Gelmedi. Tamam. Thank you.
Gelme. Şimdi değil. Acana dokunamıyorum. Allah'ım yardım et bana. Sana gelme diyorum. Neden geldin Nihan? Sindiremiyorum olanları. O kadar yaklaşmıştık ki. İnandığımız her şey çöp oldu. Ama bizi birbirimizden ayıran şey hala değişmedi. Sudan çıkmış balığa döndüm ben. Sensiz nasıl yaşayacağımı hiç bilmiyorum. Kemal, hazmedemiyorum olanları. Daha dün seninle birlikte kaçıp gitme planları yaparken şimdi şu düştüğümüz duruma bak. Bittiğini kabullenemiyorum. Bittiğini kim söyledi? Senden vazgeçtiğimi kim söyledi? Ben sanmıştım ki. Ne sandın? Emir'in önümüze koyduğuyla yetineceğimi mi sandın? Seni zorla bu evliliğin içinde tutuyor. Ben bu gerçeği bilerek üzerine yatacağımı mı sandın? Bu can bedenden çıkmadıkça ki sen benimsin, ben de senin. Bu evliliği bitene kadar durmayacağım. Sana kavuşacağım an için yaşıyorum. Hiçbir zaman onun olmadım. Olmayacağım da. Senin gözlerinde gördüğüm bana yeter. Belli etme. Sakın belli etme. Sen ne yapıyorsun, bırak? Kimsin sen? Kimsin sen ha? Kimsin? Bırak. Bak bakayım. Kamerayı ver. Yok ya, yok ya. Ne yapıyorsun? Kamerayı ver. Asıl sen ne yapıyorsun? Bu yaptığında bir insana zarar verebilirsin. Öyle anlayıp dinlemeden olmaz bu işler. Öyle şeyler yapamazsın. Kamerayı ver. Öyle mi? Al bakalım kameranı. Kartı da ver. Al, kendine yeni bir kart alırsın. Burada bir kadının itibarı söz konusu. Senin düşündüğün gibi hikaye yok aramızda. O hikaye artık her neyse. Otelden çıkarkenki fotoğraflarınızı bastığımda bunu açıklamak daha zor olacak ama.
başka fotoğrafları da var elinde. Ne yapacağız? Haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Senin de aramızda böyle sarıldığı gibi bir şey olmadı. Olamaz da zaten. İnsanların bunu böyle anlamaması için elimden geleni yapacağım. Of. Ya başına sürekli iş açıyorum. Bu kadar olmaz ya, bu kadar olmaz. Olur Nihan. İkimiz birlikte görünmememiz lazım. Sana bunu diyorum. Benim yanıma gelme diyorum. Senden vazgeçmedim. Bu iş bitmedi. Eğer böyle olmuyorsa başka bir yolunu bulacağım. Seni bu mahkumiyetten kurtarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama ikimizin de açıklayamayacağı durumların içine girmememiz lazım. Geldik yine ayrılık konuşmasına. Artık bu bize kronikleşti. Ne ayrılabiliyoruz ne de kavuşabiliyoruz. Bizim durumumuzda ayrılık da sevdaya dahil. Hayır. Bunu kabulleneceksin ya. Karşımda olacaksın ama yanına yaklaşamayacağım. Gözlerin içine bakacağım ama seninle konuşamayacağım. Sen bana kısaca öl diyorsun yani. Utanç içinde kaybolmaktansa bu daha iyi. Beni bekleyeceksin. Önüne seni bekleyeceğim. Bu iş bitene kadar. Bu işi ben bitirene kadar. Aslı, bana hemen bu Gökhan Candan Baş denen gazetecinin nerede çalıştığını öğreniyorsun. Hemen. Hoş geldin Demir Bey. Tufan Beyler. Yarım saattir bekler efendim, buyurun. Hicran sana hiç yakışmıyor Tufan. Mağduriyetine yapıştırılmış gurur da. Fena hırpalanmışsın. Seni bir yakın dövüş kursuna yollayalım diyorum. Kendini savunman gerekirse ellerin armut toplamaz. Bu gidişle bir gün kafanı kırdıracaksın. Üzüleceğim. Beni neden çağırdın Zemir Beş? Çalışanımı sokaklardan topluyorum. Bu babacan tavrım bile hoş karşılanmıyor. Hiç gerek yoktu. Hem de hiç. Neden işinin başında değilsin Tufan? Çünkü başına döneceğim bir işim yok artık Emir Beş. Nedenmiş o? Babam mı? Hayır. Siz. Size kendimi ispatlamak için her şeyi yaptım. Hem de her şeyi. Ama yine de benden şüphelendiniz. Bir kez olsun gönül rahatlığıyla açıklamalarımın hiçbirini inanarak dinlemediniz. Ama tedirgindin Tufan. Bir süredir bayağı tedirgindin hem de. Getirdin soru işaretlerini kendin önüne koydun. Benden şüphe duyacağınız hiçbir şey yapmadım. Bu kadar ergen yüzünü yeter. İşinin başına dönebilirsin. Ben söylüyorum. Dönmeyeceğim Emir Bey. Dönmeyeceğim. Babanızın aklı üstünde çok. Evet, okuttu büyüttü beni sağ olsun. Yanınızda bir iş verdi. Ama siz beni hiçbir zaman yanınıza layık görmediniz. Hiçbir zaman. Sizin yanınıza ancak rüştümü ispat edebileceğimi düşündüğüm zaman dönerim. Rüştünü ispat ettiğini söylüyorum. Sadece söylüyorsunuz, inanmıyorsunuz. Beni, sana teklif ettiğim kendi işimi rep mi ediyorsun? Evet. Bunu siz yapmamış gibi davranıyorsunuz. Ama yaptınız. Üstünü örtmeye çalışıyorsunuz Emir Bey. Ama bakın apaçık ortada. Beni size ihanet etmekle suçladınız.
Ama size gösterdiğim bütün sadakate rağmen siz bana ihanet ettiniz. Keşke kardeşim olsaydın Tufan. Evet. Öz kardeşiniz değildim. Size bir kardeş kadar bağlıydım. Bağlılığımla cezalandırdım. Hoşçakalın. Kemal Bey, Son Baskı gazetesinde çalışıyor. Gökhan Candanbaş. Bana hemen yazı işleri müdürünü bağla Aslı. Tamam. Aslı, ne oldu? Kemal ne istiyor? Son Baskı gazetesinin yazı işleri müdürüyle görüşecekti. Hemen bağlamamı istedi. Aa, neden? Gökhan Candanbaş diye bir muhabirle ilgili sanırım. Gökhan Candanbaş kim? Kemal ne yapmak istiyor bu adamla sence? Öğrenip dönüyorum. Sen ne yaptın Emir'le? Hiç, her zamanki gibi. Yapmam gerekeni yaptım. Bende odak kayması olmuyor. İşte istihbarat şefim. Müjdeli haberi vereceğini söyle bana. Tufan'ın telefon kayıtlarına ulaştın mı? Mailinizde bugün yapılan enteresan bir görüşme. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Bence yapabilirsin. Emir Bey'i asla satmam. Sat demiyorum ki, karşılıklı bir alışveriş bu. Kimse zarar görmeyecek. Hatta gelmezsen patronun ölecek. Ne diyorsun sen? Kimsin lan kimsin? Kim olduğunu öğrenmek istiyorsan 123. sokak numara 54 Çengelköy'e gel. Tanışalım. Elimde ilginç şeyler var patronunla ilgili. 123. sokak 54 numara. Hoşçakalın Emir Bey. Gene bekleriz. Dinledik Ayde demek. Yola çıktı güzel. Seninle konuştuğumuz gibi tam dediğimiz saatte arayacaksın. Tamam Tufan Bey. Sevgilim, baksana çorba yaptırdım. Efsane efsane sebze çorbası yapar. İştahı mı kaldı bende? Ya, aç bakayım ağzını. Ay, istemiyorum Ozan. Kendimi iyi hissetmiyorum zaten. Bu evde kendimi yabancı madde gibi, atık madde gibi hissediyorum. Aşkım niye böyle şeyler söylüyorsun? Gel konuşalım. Ben biliyorum senin kafana nelerin takıldığını. Tamam. Anlat o zaman. Ozan, ya ben senin karınım. Aile sırları için de fazlaca evli sayılırız artık. Aşkım. Aile sırları dediğin içi geçik birkaç tane hikaye. Niye etkilensin ki ilişkimiz bunlardan? Biz önümüze bakalım. Hem bak ben sana diyorum, gel şöyle uzunca bir tatile çıkalım seninle. Bütün Avrupa'yı gezelim. Uzaklaşalım bu evden de, her şeyden de. Ozan. Bak yine uzaklaşıyorsun. Yine kaçıyorsun. Ay tamam ya. Çıkar mısın buradan? Beni yalnız bırak lütfen. Çorba. Uf, zaten midem çok kötü Ozan. Ben böyle gerilince bir de mideme vuruyor yani. Git vallahi kusarım yoksa üstüne. Yoksa? Yok ya. Bu kadar az yüz vermeyin nerede yani? Ozan, gider misin? Gitmesem de şu ağrıların üstüne mi dursak biraz? Peki gerçek ağrılar olmasına sebebiyet veririz. Ya Ozan ya. Çok kızgınım ben sana. Sen böyle her şeyi benden gizli gizli, ondan sonra da karı kocalık oynayalım. Yok öyle.
İyi tamam ya. Biz de emekli evliliğin gibi takılıyoruz seninle. Şakasını bile yapamıyoruz hamileliğin. O kadar ütopik yani. Okula gidiyorum Zeynep. Hatırladın mı? Senin de bir zamanlar gitmek zorunda oldun. Ay iyi iyi çok güzel. Sana bir şey soracağım şimdi. Dinle beni. Hadi bakalım ne geliyor? Hani senin şu bir arkadaşın vardı ya. Meltem. Hani hamile. Evet. Doğurdu mu o? Tövbe tövbe. Ne gelecek acaba? Yok. Bekleşip duruyorlar. Patik örüp duruyor. Senden daha domestik olmasın. Sulandırma Sema ya. Dinle beni bir. İşte anlayacağın her şey bitti. Bir de üstüne şu magazinci tuz biber oldu. Of. Kemal artık benden çok uzakta Leyla. Evet. Kemal'in en hassas olduğu konu. Kaçmaya çalıştığı da buydu zaten. Ama tatlım sen birine çok aşıksın ama başka biriyle evlisin. Yani ne yapsın Kemal? O kırmızı çizgiyi çekmek zorunda çocuk. Ya Leyla yani sen de biliyorsun. Biliyorum tatlım. Ama Kemal haklı. Bu uzak durma meselesi benim için de çok elzem. Yani biz o kadar masum bir şey yaşıyoruz ki. Gerçekten. Bana mı anlatıyorsun? Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü sen zarar görüyorsun. Ben böyle de zarar görüyorum. Baksana nefes alamıyorum. Madem Kemal benim uzağımda olacak, o zaman benim bir şey yapmam lazım. Ne? Onu herkesten, her şeyden çok istediğimden emin olması lazım. Yani ne? İstediklerimle ilgili. Benimle, Kemal'le ilgili. Of Nihan bayılıvereceğim. Nedir? Leyla bunu Kemal'e verir misin? Bugün şirkette kurul toplantısı var ya, sen de şirkete gideceksin. Lütfen. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Telefon diye bir şey var, telefon et. Nedir bu? 19. yüzyıl aşıkları gibi namileşecek misiniz? Ya da ben şey yapayım, Göksu'da sandal tutayım size. İster misiniz? İyi de ben şimdi Kemal'e telefon etsem reddedecek. Ama bu çağrıldığında gelmesi gereken bir yolu açacak. Ha. Mektup yazdı, ancak bir hafta sonra alacaksın çünkü cevabını, değil mi? Vallahi reddedilme olasılığını sıfıra indirgemenin dahi yani yolu. Tebrik ederim. Ya gerçekten tebrik ederim. Sen kimin kızısın bakayım? Lütfen. İyi, tamam. Şimdi bunun verilmesi gereken bir zaman da vardır. Onu da söyle bari. Bugün. Ne zaman? İbibikler öter ötmez mi? Bugün saat 6'da. Ey Allah'ım yarabbim. Öf peki. Ya canım teyzem bir paparazzi. Elinde Nihan'la Kemal'in fotoğrafları varmış. Şimdi gelen de gazetenin yazı işleri müdürü. Ne yapacaksın? Bir şeyler düşünüyorum. Size kısa ve net konuşacağım. Bir muhabir var. Gökhan Cam'dan başlıyor. Evet. Asılsız bir haber peşinde. Nihan Kozcuoğlu'yla benim aramda. Eğer bu haber yayınlanırsa Nihan Kozcuoğlu psikolojik bir şiddete maruz kalabilir. Yapmayın Kemal Bey. Eğer Nihan Kozcuoğlu'ysanız her adamınızın haber değeri vardır. Bir de maalesef bir bedeli. Peki gazetenin ödeyeceği bedel ne olur? Gazeteye maddi yardımda bulunan iki şirketle benim içinde bulunduğum NYZ grup arasında nasıl bir ilişki olduğunu biliyor musunuz? Tehdit mi ediyorsunuz? Sadece uyarıyorum. Nihan Kozcuoğlu'yla aramda sizin yazmak istediğiniz gibi bir ilişki yok. Siz bunu bilmenize rağmen eğer bu haberi yayınlarsanız o zaman karşınıza beni bulursunuz. Yeter.
yeterince netim diye düşünüyorum. İçiniz rahat olsun. Programımızda zaten böyle bir haber yapmak yok. O zaman sorun da yok. Bu haberin söylediği şu diğer fotoğrafları da alabilir miyim? Buyurun. Doğru anlaştığımızı düşünüyorum. Gülkan Bey, şu anda yazı işleri müdürünüz bütün emeklerinize heba etti. Ama ben sizinle çok ilgileneceğiniz bir karşı anlaşma yapmak sensin. O salak yardımcınla bana tuzak kurmaya çalıştın. Bunu ödeyeceğini kendisine ile. Seninle aynı kanı taşıdığımızı söyleme bana. Peki. Espri yeteneğine ve zekasına bakılırsa öyle. Nasıl yani? Kardeşiniz mi? Tufan, senin ne işin var? Bugün birisi beni aradı. Sizi satmamı istedi benden. Sen de satamayacağını söyle. Tabii ki. Ama sonra... buraya gelmezsem sizi öldürmekle tehdit etti. O yüzden bir işe geri dönemeyeceğimi söyledim bana. Yakınımdayken hainlik yapmak zorunda kalmamak için ben. İnanmayacaksınız ama... rüştünü ispat ettin. Anlamadım. Yakınıyordun ya. Rüşt işi tamam. Birkaç gün kafanı dinle, sonra işine başla. Nasılsın Asu? İyiyim. Ben de şimdi toplantı için çıkacaktım. Kozcuoğlu'na değil mi? Genel kurula. Hı. Ben de geleceğim. Gelmene gerek yok. Ben de zaten benimle ilgili kısma katılacağım, ondan sonra çıkacağım. O ne? Küçük bir sürpriz. Şimdi daha da heyecanlı oldum. Ya ben de gelmek istiyorum, gelebilir miyim? Patron sensin. Bana sormana gerek yok. Ben sadece yorulma diye söyledim. O zaman geleceğim. Çünkü biraz adrenalin hepimize iyi gelir. Tabii ya, ne demezsin.
Bir de ben arkadaşımı geri kazanmak istiyorum. İçimdeki hisleri biliyorsun zaten. Yalan söylemeye gerek yok yani. Ama bütün o hisler yüzünden de seni kaybedemem ben. Sen benim ailemsin çünkü. Her şeyden ötede bu var. Bu his var. Sağ ol. Güzel Pelin Hanım. İyi ya, ne olsun. Genel kurul toplantısı var. Ticaret Bakanlığı'ndan da denetçi gelecek. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben kolonya tutacağım. Sen lokum, bitti gitti. Hiç ya, komik adamsın ha. Var ya, herkes çok gergin. İnşallah denetçi hiçbir şey hissetmez. Çok sıkıntılı bir gün ya. Neyse, ben şu dosyaları yerleştireyim. Tamam, stres yapma, kolay gelsin. Sen Pelin'le mi flörtleşiyorsun? Bir, sana ne? İki, sana ne? Ama kız için bir açıklama yapayım da o aklındaki fesatla onun hakkında ileri geri konuşma. Ben onu kardeşim gibi görüyorum. Yaşı da öyle zaten. O ne demek öyle, fesat filan? Yalan mı kızım? Sen bayağı fesat çıktın. Entrikacı filan yani. Kendine gel, ayıp ediyorsun. Sen ayıbı ne bileceksin ya? Pelin diye beni sıkıştıracağına kendine bak. Sen unuttun mu bana yaptın? Ne konuşuyorum ben ya? Daha düne kadar Emir Bey'in sevgisi. Sus. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Tam zamanında. Tanıştırayım. Kemal Bey, termik santralimizin Türkiye direktörü. Merhaba. Merhabalar. Asu Hanım, Alacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Leyla Hanım, Kozcuoğlu Holding Yönetim Kurulu asil üyemiz. Merhaba. Merhabalar. Pelin Hanım. Herkes için şunlardan birer tane çoğaltır mısınız? Tabii Kemal Bey. Hayırdır Kemal Bey? Birazdan öğreneceksiniz. Hadi başlayalım isterseniz. Buyurun. Buyurun Ömer Bey. Buyurun. Emir Bey. Galip Bey. Faaliyet raporuna geçmeden önce bu yılki en önemli projemiz olan termik santral projesinden başlamak istiyorum. Böylelikle Asu Hanım ve Kemal Bey'i de fazla tutmamış oluruz. Sizden başka bir işim yok. Özellikle şu sıralar. Çok şakacısınız. Bizim işimizde şaka olmaz. Kesin bilgi. Kemal Bey. Ömer Bey buradayken övünür gibi de olmak istemiyorum ama sizinle yakaladığımız bu uyum akıllara zarar. Akıllara zarar derken? Evet, bir şey mi ima ettiniz? Ben de merak ettim. İma yok. Olabilir mi? Başarıyı kastederek konuşuyorum. Kemal Bey, termik santral projesinden bahsetsek? Evet, bilgilendireceğim. Ama öncesinde yeni öğrendiğim sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum başlamadan önce. Neymiş o? Bu termik santral sahasının içinde eski bir maden ocağı var.
onu yeniden çalışır hale getireceğiz. Teşekkürler Asuman. Rica ederim. Pek güzel bir fikir. Tebrik ederim. Yoksa hoşunuza gitmedi mi Galip Bey? Yok, bizim Kemal Bey'e güvenimiz her zaman tamdır. Bu masadaki herkesin birbirine güveni tam. Evet. Ne zaman karar verildi diyeceğim ama... Kemal Bey'in böyle bize sürprizlerine alışırız. Kemal Bey, bu maden bize gösterdiğiniz sahanın ne kadar içinde? Göreceğiz. Yoksa siz teftişe benimle birlikte gelmeyecek misiniz? Gelmez olur muyum? Sizinle yer altına inmek apayrı bir macera. Ben de gerçekten çok heyecanlanıyorum. Ömer Bey, o günkü teftiş raporlarını bir dosyalayıp fotoğraflarla birlikte... Emir Bey'in görüşlerini de içine katarak size ileteceğim. Sabırsızlandım. Bugün deseniz bugün görmek isteyeceğim. Doğru zamanı her zaman olduğu gibi size ben bildiririm Emir Bey.